Şimdi biz 2023 eğitim vizyonunu açıkladığımızda velilerimize ve eğitim camiasına, Türkiye'ye hafta hafta, ay ay, yıl yıl ne yapacağımızı söyledik. Yani hiç kimse akşamdan yatıp sabah kalktığında herhangi bir eğitimde sürprizle karşılaşmayacağı vaat ettik. İşte bu ara tatil 2023 eğitim vizyonunun içerisinde de vardı. Biz buna niye ihtiyaç duyduk? Yaz tatilinin çok uzun olması tarım toplumundan kalan bir alışkanlığımız bizim. Halbuki şu anda köylerde yaşayan nüfus gittikçe azaldı. Bu açıdan biz Avrupa Birliği ülkeleri gibi, diğer dünya ülkeleri gibi ara tatil yapma uygulamasına bu yıl geçmeye karar verdik. Böylece yaz tatilindeki bu unutma alışkanlıklarını da ortadan kaldırmış olacağız. Tabii bu eğitime verilmiş bir ara değildir. Eğitim sadece okulda yapılan bir etkinlik değildir. Çocuğun bu verilen arada dışarıda doğayla, sporla, kültürle, sanatla, değerlerimizle ve farklı şeylerle karşılaşmasını umuyoruz, bekliyoruz. Bu yüzden de 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak 16 ana başlıkta belirlediğimiz faaliyetlerin altını kendi illerinin özelliklerine ve konseptine uygun olarak doldurdular. Yaklaşık 180'e yakın faaliyet alanımız var bizim. Velilerimiz bulundukları illerde ya da tatile gittikleri illerde aratatil.meb.gov.tr adresine tıkladıklarında karşılarına Türkiye haritası çıkacak. Buradan hangi ilde yaşıyorlarsa ya da tatile hangi ile gittilerse o ile basıyorlar. Basam nere? Gaziantep. Bastığımızda Gaziantep ilinde 16 ana başlığın altını İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz yerel yönetimlerle, yani belediyelerle, STK'larla, vakıf derneklerle, üniversitelerle, sanayi kuruluşlarıyla imzaladıkları protokoller neticesinde bu alt başlıkları doldurdular. Mesela babamla bir gün, dedemle eğleniyorum, ninemle öğreniyorum, maceracı ailem, robotik kodlama. Baktığımızda 25 Aralık Kurtuluş Kupası geleneksel çocuk oyunları. Velilerimiz bu faaliyetlerden herhangi birisine katılabilirler. Ya da fırsat buldukça diğerlerine de katılma imkanı olabilir. Herhangi birisinin robotik kodlamayı istiyor çocuk. Üzerine bastığımızda kategorisi, hangi okul türü olduğu belli. Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz katılabilir. Yani bizim yaptığımız bu etkinliklerin katılacak öğrenci okul kategorileri belli. Lisenin kategorisine ortaokul ya da ilkokul katılmazlar. Açıklamalar kısmında da amaçlarımız zaten var. Böylece velilerimiz çocuklarıyla birlikte nitelikli günler geçirecekler. Onlara daha çok vakit ayıracaklar. Çocuklar da okullarda öğrendikleri bilgilerini dışarıda uygulama ya da o mekanları yerinde görme imkanı elde edecekler. Döndüklerinde de öğretmenlerine bu 5 günlük süre içerisinde neler yaptıklarını anlatacaklar. Bir zorunluluk yoktur. Biz bu imkanı öğrencilerimize ve velilerimize sunuyoruz. Ancak bir zorunluluk yoktur. İsteyen katılabilir. Öğretmenlerimiz bu süre içerisinde okullarda mesleki çalışmalara katılacaklar. Tamamen veli ve öğrencinin protokol imzalanan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte organize ettiğimiz faaliyetler bunlar. Tabii bu bir kere zorunlu değil bu faaliyetler. İkincisi yaz tatilinde ve ara tatillerde çalışan anne babalar nasıl bir formül buluyorlarsa burada da mutlaka bulacaklar. Büyük anne, büyük baba, dede, nine bu 5 günlük süre içerisinde öğrencilerimize zaman ayırabilirler. Daha doğrusu çocuklarına zaman ayırıp ya da çalışan anne babalar birkaç gün çocuklarıyla nitelikli vakit geçirme adına vakit ayırabilirler. Bir gün iş yerlerine de götürebilirler çocuklarını. Oradaki çalışma ortamlarını görsün çocuklar. Anne baba nasıl bir ortamda çalışıyor diye. Bu 2 aylık süre içerisinde öğrendiklerini zaten dışarıda uygulayacaklar. Görecekler, yaşayacaklar. Herhangi bir unutma mümkün değil. Bizim yaptığımız zaten eğitimin bir parçası şu anda dışarıda.